Yönetimi ile karşınızdayız. Değerli bir ismi ağırlıyoruz. Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu bizimle beraber. Coşan Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Günaydın. Günaydın. Şimdi konuşacağımız önemli konular var ama yüksek faiz ortamına artık geçiş yapmış bulunuyoruz. Ve orada biraz böyle hani varlıkların değerlendirmesinde de farklılıklar oluşuyor. Şirketler bu durumu nasıl görüyor? Artık böyle hani borsanın da çok fazla alternatifi oluşmuş durumda. Eskiden hiç rakibi yoktu ama şu anda değişen bir düzen var. Faizlerin yükselmesiyle ne dersiniz? Şöyle söyleyeyim, eskiden faiz ortamı daha düşükken aslında şirketlerin elinde nakdi olduğu zaman bunu nasıl değerlendirecekleri çok önemli bir konu değildi. Yani bir banka işte %10 veriyordu, bir banka %12 veriyordu. Aradaki farklar çok azdı ve şirket açısından da zaten ticari faaliyetler döndüğü sürece bu ikinci plana bırakılabiliyordu. Ama geldiğimiz faiz seviyelerinde yani Merkez Bankası faizi %40'a çekti. Bunun paralelinde yıl sonu olması sebebiyle bankalar mevduat fiyatlamalarında daha agresif. Dolayısıyla %45'ler civarında mevduat oranları 1 aylık, 3 aylık bağladığınız zaman bulmak mümkün. Bu kadar yüksek faiz olunca da artık ya benim nakdim kenarda dursun çok önemli değil ne olursa olsun demek çok mümkün olmadı şirketler açısından da. Buradaki kritik konu şu, biz hep şirketlerle çalışırken en önemli nokta şirketler her zaman likit kalmak istiyor. Yani 3 ay vadeye giden şirket, hani ben Gedik Yatırım'dan önce de bankalarda çalışıyordum. Orada da çok fazla yoktu. Son dönem bu KKM 3 ay olması sebebiyle, bir vergi avantajı olması sebebiyle sadece o zaman 3 aylık mevduat bağladığını görmüştük biz şirketlerin. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar likit enstrümanlarda kalmayı tercih ediyorlar. Burada aslında şirketlerin değerlendirebileceği bir husus yatırım fonları. Yani hep ben paramı ne yapayım diyeni ben çoğunlukla yatırım fonuna kanalize etmek istiyorum. Çünkü bu aslında şöyle bir şey. Şimdi şirkette herkesin farklı görevleri var ve eminim her şirketinde bir finans departmanı var ya da patron bizzat bu işlerle ilgileniyor ama onca işin arasında işte A bankası şu kadar faiz veriyormuş, B bankası bu kadar veriyormuş diye uğraşmak yerine bunu delege etmenin çok kolay bir yolu var. Bu da yatırım fonları. Özellikle para piyasası fonları aynı gün bozulabildiği için şirketlerin bu likitte ihtiyacını da karşılayabilen enstrümanlar. Getirileri mevduatlara kıyasladığımızda aşağı yukarı aynı seviyelerde. Mesela bizim Inveo Portföy'ün bir fonu var IRE'ye. Oldukça o da sıralamada Tefas'tan bakıldığında üst sıralarda çıkıyor ve şirketler bunları artık yoğun olarak kullanmaya başlıyorlar. Şöyle değerlendirmek lazım bunu. Dediğim gibi bu paramı ne yapayım konusunu aslında şirketin delege ettiğini düşünmesi lazım. Bu işin profesyonellerine. Çünkü o fonu yöneten gerçekten bu işin eğitimini almış, bu işte tecrübeli olan kişiler. Yani para bankaya bile aktarılacaksa A bankası, B bankası toplam büyüklük daha büyük olduğu için daha rahat pazarlık edebilir konumdalar. Ve sürekli piyasayı takip edip farklı alternatifleri de değerlendirebilir konumdalar. Dolayısıyla bu işi delege etmek iyi. Şöyle de bir avantajı var. Yani fonun performansından memnun kalmazsanız bütün o delege ettiğiniz ekibi bir tuşa basıp işten atabiliyorsunuz. Yeni bir fona geçip yeni bir ekibi işe alabiliyorsunuz. Böyle değerlendirmesi lazım şirketlerin. Dolayısıyla hani dediğiniz gibi bu faiz ortamında gerçekten eldeki nakdin değerlendirilmesi ve likit kalabilmek, çeşitli fırsatları kaçırmamak amacıyla çok önemli. Burada da yatırım fonlarına bakmakta ciddi bir fayda var. Evet, faiz oranları da çok farklı değil dediniz. Yani benzer seviyelerde galiba. Zaman zaman daha iyi. Aslında 2012'de yapılan bir düzenleme ile TL fonlar için bir kurumlar vergisi istisnası da tanımlanmıştı. Evet, 2022'de sanıyorum. Evet, 2022'de pardon yapılan bir düzenlemede. Bu geçtiğimiz Temmuz ayında 15 Temmuz'dan sonra alınanlar için geçerli olmayacak şekilde düzenlendi. Daha önceden alıp elinde tutan varsa hala bu istisnadan faydalanabiliyor. Peki bu nasıl etkiledi acaba? Yani bu şirketlerin ilgisinde bir azalışa etki oldu mu? Yani çünkü hani portföyünde döviz cinsli varlık bulundurmayan ve ünvanında TL olan yatırım fonlarında kurumlar vergisi aslında istisnası uygulanıyordu. Ama evet. 15 Temmuz itibariyle demiş olduğunuz gibi kaldırıldı. Hani bu bir ilgi azalmasına yol açtı mı? Aslında ilgi azalmasına yol açmadı. Çünkü zaten bu ilgi yeni yeni artıyor fonlar tarafında da. Çok fazla ne yazık ki kullanılan bilinen enstrüman değil. Firmaların bankalara direkt gidip mevduat yapma gibi bir alışkanlıkları var. Tabii ki bu alışkanlık devam edecektir ama farklı fırsatları da değerlendirmek bence burada önemli. Eskiye göre daha az cazip ama getirileri bakımından aslında bankayla çok bir farkı yok. Bireysel yatırımcılar açısından da stopaj avantajı var burada. Dolayısıyla yani hem bireylerin hem kurumların yoğun şekilde değerlendirebileceği enstrümanlar para piyasası fonları.
Evet, biraz da hani yurt dışındaki dinamiklere bakalım. Bizi de ilgilendiriyor sonuçta. Hani örneğin Euro-Dolar'daki seyir. Orada böyle bir miktar 1.10'un geçildiğini gördük. Dolar endeksinde Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeler oldu. Ama sonrasında biraz sanki böyle tersine dönen bir tablo da karşıladı bizi gibi duruyor. Çünkü 1.08'lere yeniden geriledi parite. Dolar endeksinde yeniden 103 seviyesinde. Ne dersiniz? Yani burada acaba hani hangi risklere dikkat etmesi gerekiyor? Şirketlerin nasıl bir öngörünün var? Şimdi sizinle zaten bu Euro-Dolar paritesinde ne zaman bir hareket olsa hep bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Evet. Ama hep konuştuğumuzda şu oluyor genellikle. Mesela Ekim ayında 1.04'leri görmüştük. Hatırlarsanız burada ekrandaki grafikte de sağ tarafa yakın en dip seviyeler Ekim ayı aşağı yukarı. Ve eyvah bizim ihracatçımız ne yapacak diye konuşuyoruz. Çünkü ağırlıklı olarak mal alımlarını dolarla yapıyorlar ama ihracat Avrupa'ya yoğunluklu olduğu için satışlar euro ile oluyor. Dolayısıyla paritenin geri gelmesi ciddi anlamda ihracatçıyı olumsuz etkiliyor. Ben bu konuyu hep parite yukarı gittiğinde açmak istiyorum çünkü yapılabilecek daha çok şey var şu anda. Mesela sabah gelirken arkadaşlarıma bir opsiyon fiyatlamalarını istedim. Bu opsiyonu hep anlatıyoruz, sigorta gibi düşünebiliriz. Yani ben 3 ay sonraya baktım. Ben eğer 1.08'in altına gitmesinden korkuyorsam bir opsiyon alabilirim veya 1.10'un altına gitmesinden korkuyorsam da bir opsiyon alabilirim. Biz hep opsiyonu firmalar bize fiyatlatırken şöyle geliyor. Hep ben en yukarı seviyeden ben bozayım ama az para vereyim. Bu mümkün olmuyor. Mesela 1.08'den bozmak için bir opsiyon alırsa bir firma 100 bin euroluk bir işlem için 750 euro para ödemesi gerekiyor. Yani 1.75 ödüyor aslında. Ha, ben daha yüksekten bozayım, 1.10'dan bozayım diyorsa bu sefer 1.500 euro ödemesi gerekiyor. Bu bir sigorta primi, ödediği zaman gidiyor ama 3 ay boyunca rahat uyuyor. Çünkü o 100 bin euroyu biliyor ki 1.10'dan dolara dönebilecek. Ya da hiç para vermek istemiyor genellikle insanlar ve daha esnek olmak istiyorlar. Hani ben bunu hiç para almadan da yapabilirim. Ne yapabilirim? 1.06'nın altında firmaları koruyacak bir opsiyon onlara veririm. Derim ki 1.06'nın altına düşerse, yani Ekim'deki gibi 1.04'teyken burada biz eyvah ne olacak diye konuşurken 1.06'dan bozmayı garanti edebilir firma. Ama kur yukarı gitti diyelim ki parite 1.12'nin üzerine çıktı. O zaman da en yüksek bozabileceği seviye 1.12, oradan da hakkı bana verir. Ama 5 kuruş para ödemeden 1.06'nın altında korunurken 1.12'ye kadar olan hareketlerden de faydalanma şansına sahip olabilir firmalar opsiyon stratejileriyle. Yani bunu aslında her programda siz katıldığınız zaman buna dikkat çekiyorsunuz. Bunun adeta hani bir sigorta gibi olduğuna vurgu yapıyorsunuz. Evet ve bunu aslında rahatken yapmak önemli. Yani şu anda 1.10'lara yaklaşınca ihracatçıların biraz daha hesabı tutar hale geliyor. Dolayısıyla bu seviyelerdeyken kimse aslında çok fazla ben ne yapacağım diye düşünmüyor. Ne zaman ki 1.04'lere iniyoruz, eyvah ben ne yapacağım diyorlar. O zaman da bir şeylerin yapmak çok maliyetli hale geliyor. Bu hazır ucuzken, dolayısıyla parite yüksek seviyelerdeyken biz eğer düşmesinden korkuyorsak adım atıp bir şeyler yapmak gerekiyor. Peki parite beklentiniz ne? Çünkü şöyle bir görüş var. Hani ekonomi daha fazla yavaşladığı için ve işte dün enflasyon rakamı 2 yılın en düşük seviyesinde geldi Euro bölgesinde. Ama ekonomi ABD kadar iyi olmadığı için faizler indirimlerini Fed'den önce başlayabilir beklentisi var ve bu da işte euroyu daha da güçlendirebilir gibi bir görüşe beraberinde getiriyor. Ne dersiniz? Parite olayına genel olarak şöyle bakıyorum. Yani evet, çeşitli ekonomik veriler veya ekonomik haberler, ekonomiyle alakalı haberler parite de bir harekete sebep oluyor ama burada asıl olan şey aslında dünyada ticaretin nasıl döndüğü. Yani Amerika'da malını dolarla satıyor, Çin'de malını ağırlıklı olarak dolarla satıyor. Dolayısıyla paritenin düşük olması ne Amerika'nın ne Çin'in işine geliyor. Şu an Amerikan ekonomisi sıcak ve soğutulmaya çalıştığı için çok fazla önemli değil. Ama ne zamanki tekrar Amerika'da biraz ekonomi yavaşladığı zaman bu ticaretin dönebilmesi için ben paritenin tekrar 1.10'un üzerine gelmesi gerektiğini düünüyorum. Evet. Benim düşüncem parite 1.10 ile 1.20 arasındayken dünyada ticaretin rahat döndüğü. Ama tabii bu, hani ben böyle düşünüyorum diye tabii ki olmuyor. Evet. Dolayısıyla olabilecek bütün aksaklıklara karşı da önlemlerimizi almamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu bizimle beraberdi. Risk yönetiminde programımızı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.